Özlem Hanım buyurun. Teşekkür ediyorum Oğuzhan. Bu programı yaptığı için bir kez daha Oğuzhan'a, katıldığı için de Sayın Gergerlioğlu'na teşekkür ediyorum. Doğrusu ben sizin bu kadar romantik bir siyasetçi olduğunuzu bilmiyordum. Gerçekten izlerken hakikaten hani pastoral köy hikayeleri, insanlarla ilgili anekdotlar ve bunları samimiyetle anlattığınızı da hissediyorum. Fıtratınız bu, bunu anlıyorum. Öte yandan PKK romantik bir yapılanma değil. PKK ne yazık ki bir terör örgütü ve Türkiye'de binlerce kişi bu örgüt yapılanması yüzünden hayatını kaybetti dağda ve ovada. Hepsinin mesulü bu örgütü 80'li yıllarda Türkiye'de kuran karanlık akıldır. Ben meseleyi romantik bir işte şöyle oldu da bu da sonuçtu diye göremiyorum doğrusu. Öyle olmuş olsa biz bugün çoktan sorunlarımızı çözmüştük. Öyle olmuş olsa biz bugün Türkiye'de ben inanıyorum ki çözüm süreci sırasında evinde sessiz sakin oturan acaba mı bu meseleyi gerçekten hallediyor muyuz ve bir sonraki nesle, örneğin benim oğluma, örneğin sizin torununuza miras bırakmamayı gerçekten başaracak mıyız diye insanlar beklemezdi. Büyük acılar çekilmiş olmasına rağmen insanlar bir fırsat verdiler ve beklediler ve sonucu ne olduğunu hepimiz gördük. Cevap vermediniz ama Oğuzhan'ın anlattığı o mayınlar döşendi. Hendek siyasetleri yaşandı. Neler oldu neler. Ve o sırada siyasetçiler gereken cesaretle meseleyi ele alamadılar. O kadar romantik bir hikaye olmuş olsa inanın biz bu meseleyi çoktan çözmüştük. Ama işin içinde silah kaçakçılığı var. İşin içinde uyuşturucu kaçakçılığı var. İşin içinde fuhuş var. İşin içinde kara para ekonomisi var. Ve bütün bu yapılanmanın finansörleri var. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da var. Ve işin içinde sanki PKK'ya karşı savaşıyormuş gibi gözüken karanlık odakların da işbirliği var. Biz bunları yaşadık, faili meçhulleri yaşadık ve bunları aydınlatamadık. Aydınlatamadığımız için ve senelerce bu meseleler bu açıklıkla konuşulup halının altından bir türlü çıkartılamadığı için bugün şu anda bu gençlerin bu gerginliğini siz, ben, Oğuzhan, hepimiz ve onlar sırtlanmış ve yüklenmiş vaziyetteler. Ben bu yorumu öncelikle kayda geçirmek istedim ve meselenin bu boyutunu eksik bıraktığınızı görüyorum. Bunun cevaplanması gerektiğini düşünüyorum. İster bunu benim bir sorum kabul edin, ister arkadaşlarım eminim moladan sonra bu meselenin bu boyutlarını da açmaya devam edeceklerdir. Benim sorum başka bir konuyla ilgili. Sizce Fethullah Gülen ve FETÖ yapılanması da mı bir ihtiyaçtan doğdu Türkiye'de? Teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani yine hekimlikten bir örnek vereceğim. Çünkü insan ve toplum birbirinin farklı şeyleri değil arkadaşlar. Bakın, bana bazen hasta gelirdi, der ki ya benim bir takım sorunlarım var ama hep başkaları yüzünden oluyor bunlar. Biraz hastayı dinlediğiniz zaman anlarsınız ki sorun hastada, diğerlerinde değil. Gerçekten kendisinin problemleri var ve tedavi edilmesi gerekiyor ama o başkalarını sorumlu olarak hissediyor. Şimdi biz de böyle baktık yıllarca Özlem Hanım. Dedik ki ya sorun bizde değil, sorun başkasında, dış güçler bunu yaptı. Ya dış güçler lafını 40 yıldır kullanıyorlar. Bir şey demiyorsunuz. Şu anda Sayın Erdoğan'ın takipçileri kullandığı zaman rahatsız oluyorsunuz. Muhalefete bunu söylüyorum. Ya kaç yıldır hep böyle sorunlar benden kaynaklanmıyor. Dıştan başkalarından kaynaklanıyor. Hastalığı insanda ve toplumda var. Bundan dolayı biz çözemiyoruz. Ve kangrene dönmüş durumda. Evet, meseleyi kendin çözemezsen başkası bu meseleyi kullanır. Çok net. Başkası kullanır. Evet. Ama biz bu meseleyi hep beraber Türkler, Kürtler ve bu toprakların tüm halkları çözebiliriz. Bu zor bir şey değil. Evet, kangren var ortada ama böyle mi bırakacağız? Her gün insanlarımızı kaybediyoruz. Bu kangreni kendimiz bitirebiliriz. İkinci sorunuza geleyim. Evet, ya bakın IŞİD de aslında Müslüman düşünce dünyasındaki çarpıklıklardan dolayı ortaya çıkmıştır. Durup dururken o insanlar da silaha sarılmamışlardır. Orada da böyle bir patoloji vardır. Bu böyledir. Yani FETÖ ile ilgili sorduğunuz soru, neden böyle bir yapı çıktı sorusu da şimdi bakın bu ülkede sorunlar var. Değil mi? Vicdan özgürlüğü alanında sorunlar yaşandı. Kürt meselesi alanında sorunlar yaşandı ve Kürtler kendine göre bir çözüm bulmaya çalıştı. Dini cemaatler de kendilerine göre devlet dışı eğitimlerle dinini öğrenme yönünde gayretlere sarıldılar. Buralardan kaynaklandı. Cemaatlerin ortaya çıkışı da bundan kaynaklandı. Ben kendi anlayışıma, bildiğime göre bir cemaat kuruyordum.
kurayım, insanları eğiteyim, devletin veremediği dini eğitimi ben vereyim gayretiyle Türkiye'deki cemaatler ortaya çıktı. Nedeni budur ve engellendiklerini düşündüler. Din ve vicdan özgürlüğü alanında da sorunlar yaşandı bu ülkede. Yaşanmadı mı? Din ve vicdan özgürlüğü alanında sorunlar yaşandığı için cemaatler ortaya çıktı ve kendilerine göre bir yol çizerek bir eğitim oluşturmaya çalıştı. Bu bir gerçek. A, B, C, D, E bir sürü var. Din dersi adı altında, bakın Oğuzhan Bey, din dersi adı altında Sünniliği, Aleviliğe, Alevilere öğreterek de bunu çözemezsiniz. Siz insanlara farklı anlayışları, kendi mensubu olduğu dini veya mezhebi anlayışı o din derslerinde vererek bu meseleyi çözebilirsiniz. Ama bunu eksik bırakırsanız, ey Alevi sana Sünnilik öğreteceğim, başka da yok. Ey falanca sana şunu, ya böyle iş mi olur? Özür diliyorum ama romantizminizi FETÖ konusunda da dehşetle dinliyorum. Sanki yani... Yani sanki bu ülkede bu cemaat ve tarikat yapıları holdingleşmemiş, haksız kazançlar sağlamamış, siyaset üstünde hüküm sürmeye çalışmamış, Türkiye'nin yargısını, Türkiye'nin siyasetini, Türkiye'nin TSK'sını ele geçirmemiş, soruları çalarak onursuzca kamu kadrolarında yerleşmemiş gibi yüce dinimiz ve Kur'an-ı Kerim'i anlatan yapılarmış gibi anlatıyorsunuz ama bugün geldiğimiz noktada böyle olmadığını biliyoruz. Kendilerinin beyanları var, bir altın nesil yetiştirmek, yurtlarda, ışık evlerinde, cemaat evlerinde resmen örgüt evleri gibi bir yapılanma ve üstelik yeni de olmamış, senelerdir devam eden bir yapıdan söz ediyoruz. Siz de bunu sanki Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanlığı... Ben genel olarak cemaatlerle yani, ilgili bir... Ama ben size onu sormadım. Bakın, ben size FETÖ'yü sordum. Ben, özellikle ismini vererek FETÖ'yü sordum. Ben onu merak ettiğim bakın, için devlet, onu sordum. Devlet devlet olmazsa, devlette liyakat esası olmazsa, başa gelen yönetici, ey cemaat seninle bel bir gir... kol kola gireyim de senin oyları alayım diyerek siyaset yürütüyorsa bu yanlışlıklar olur işte. Zaten ona ben karşıyım. Ama ikisini birbirinden ayırt etmek lazım. Sayın Gergerlioğlu, kumpas davaları yaşandı bu ülkede. Bugün hücrelerde... Ben onları savunmuyorum ki. Onları savunmuyorum yani ki. Zaten Özlem Hanım, bu mekanizmayı... Bence ikinci evet. bölümde gireyim. Ama evet, bakın... Ben sadece şimdi, onu anladım. Bir not olarak aktarmak ben istedim. Ben onları zaten savunmuyorum.